Bir şey söylemek istiyorum. Bu hani biyoenerji, işte nefes çalışmaları, RDT var. Yani çok fazla internette benim de takip ettiğim, hani alternatif tıp dediğimiz şifalanma yöntemleri var. Hem çok inanıyorum hem çok inanmıyorum. Biraz böyle kuşkucu bir tarafım da var. İnanmak istiyorum daha doğrusu. Yapılan işlere de saygı duyuyorum. Hani inanıp inanmamak tabii ki tercih meselesi ama. Bu ekibe çok anlam veremiyorum. Böyle yaptığı hizmeti böyle sanki amme hizmeti yapar gibi gösteriyor. Mesela Barış Muslu bunlardan biridir benim için. Her gece canlı yayın açar. İyileştirdikleri insan vardır. Ha, yanlış yaptığı şeyler vardır, doğru yaptığı şeyler vardır. Onu tartışmıyorum ama. Amme hizmeti gibi yapıp, bunu öyleymiş gibi gösterip. Sonra işte biz insanların mutluluğunu istiyoruz, Türkiye'mizin daha iyi olmasını istiyoruz, bilmem ne zart zurt deyip. Seans ücretlerinin 3.000 lira olmasını ben anlayamıyorum abi. Ve bu şey de değil bu arada. Bir seans verdim. Bir seansta bitti gibi bir şey söz konusu da değil. İsim vermeyeceğim tabii. Sordum. Minimum 8 seans gelmesi lazım dedi. 3.000 liradan 2 küsürden 8 seans. İyileşip iyileşmemek de aslında benim içimdeymiş. Hani onun da garantisini vermiyor. Böyle bir şeyin garantisi verilmez zaten. Yani onu da belirtiyor ama. Şaka mı ya bu? Hani okey. Çok saygı duyuyorum. Herkesin bir bedeli olduğuna da çok inanıyorum ama hani o zaman kendinizi böyle sanki böyle insanlık için çalışıyor. İşte hasta insanlar, onkoloji hastaları, ruhani sıkıntıları olan insanlar için çalışıyormuş tribine sokmayın abi. Yani sahte oluyorsunuz çünkü. Mesela en şey örneği bunun Nevşah. Nevşah çok net belli bir kesime hitap ettiğini söylüyor. Onun derdi böyle amme hizmeti gibi bir şey değil. Belli bir kesimdeki insanları değiştirmek istediğini, yani ben konuşmalarından bunu anlıyorum en azından ve çok saygı duyuyorum. Yani onun böyle toplumsal bilmem ne falan öyle kasıntıları yok. Kadın kendini belirtmiş. Herkes için geçerli değil ama belli bir kesimde böyle bir salak bir tavır var ve anlayabilmiş değilim ve bana çok komik geliyor. Sen para kazanmak için yapıyorsun ya, bunu itiraf et. Hani kendini ekstra güzel göstermeye çalışma yani. Gerçekten pes.